Merhabalar hocam, merhabalar arkadaşlar. Merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Mesleğimizde kendimizi geliştirmemiz ve mesleğimizi daha iyi yerlere taşıyabilmemiz adına birbirimize destek çıkmamız oldukça kıymetli. Bizler de bu amaç doğrultusunda beslenme ve diyetetik öğrencileri ve mezunları için kurulmuş tamamen gönüllü bir topluluğuz. Genel ve interaktif olmak üzere iki çeşit etkinliklerimiz mevcuttur. Genel etkinliklerimiz, perşembe ve pazar günleri olmak üzere kıymetli hocalarımızın katıldığı etkinliklerimizdir. İnteraktif eğitimlerimizden de bahsetmek istiyorum. Online araştırma ve sunum etkinliği, vaka çözümü etkinliği, ilaç supplement etkinliği ve literatür tarama etkinliği. Sizlerin desteği, bizlerin motive olması ve daha fazla büyüyebilmemiz adına oldukça kıymetli. Bu yüzden etkinlik duyuruları ve bilgi paylaşımı yaptığımız Telegram grubumuzu, YouTube ekip arkadaşlarımızın içerikler üreterek paylaştığı YouTube hesabımızı, Spotify'da podcastler ürettiğimiz hesabımızı, LinkedIn'imizi, Twitter'ımızı, web sitemizi ve diğer oluşumlarımızı takip edebilirsiniz. Hocam tekrardan hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş buldum. İyiyim. Siz nasılsınız? Herkes iyi mi? İyiyiz, çok iyiyiz. Teşekkür ederiz. Oldukça heyecanlıyız çünkü çok güzel bir konu, çok güzel bir sunum olacak. Bu pazar gününde kıymetli bilgilerinizi bizimle paylaşacağınız için, davetimizi kırmayıp geldiğiniz için hem ekibim hem kendim adına hem de dinleyen tüm arkadaşlarım adına çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Benim için de güzel bir deneyim olacak. Bir de benim zamanımda, mezun olduğum zamanda bu şekilde vaka çözümleri yapılmıyordu. En azından sunum kongrelerde vesaire vaka çözümüne çok az yer veriyordu. O yüzden sizin etkinliğiniz hem pratik hem teorik açısından çok iyi olmuş. Ben de yararlanıyorum hatta etkinliklerinizden. Teşekkürler kıymetli yorumunuz için. Sporcu beslenmesi de genellikle daha yüzeysel geçinen bir konu maalesef. Ama herkesin merakla beklediğine eminim fitness beslenmesini, yani bu tarz beslenmeleri. Buyurun hocam, söz sizin. Ben Yetişen Derya Üçüncü, 2018 yılında Gümüşhane Üniversitesi'nden mezun oldum. 2021 yılında fitness beslenmesi uzmanlığı aldım, eğitimi alıp. Spor Endüstri Sanırım şirketinin düzenlediği bir eğitimde tavsiye ederim. Hem pratik hem teorik çok güzel bilgiler veriyorlar. Şu an hala hazırda bir kadın spor merkezinde çalışıyorum. İş birlikte çalışıyorum. Bugün de fitnessle uğraşan amatör sporcularda beslenme vaka çözümü anlatacağım. Umarım memnun kalırsınız. Şimdi ilk başta fitness nedir ile başlayalım. Fitness kelimesi Oxford sözlüğünde fiziksel olarak fit ve sağlıklı olmak anlamına geliyor. TDK'ya göre de sağlıklı yaşam anlamına geliyor. Genellikle biz fitness dediğimizde çok kaslı insanları veya çok kaslı olma durumunu hayal ederiz. Ama fit olmak aslında tam olarak öyle bir şey değil. Sağlıklı yaşam birçok bileşeni içeren bir tanım olsa da günlük yaşamda fitness kavramı daha çok fiziksel uygunluk için yapılan egzersizlerin bütün için kullanılan bir terim. Dediğim gibi fitness genellikle bizim literatürde fiziksel uygunluk için yapılan egzersizlerin bütününü ifade eden bir terim. Az önce bir soru vardı sanırım eğitimin nereden aldığımla ilgili. Spor Endüstri Sanırım şirketinden aldım. Dediğim gibi tavsiye ederim. Ben sadece fitness beslenmesi uzmanlığı modülünü almıştım. Genel sporcu beslenmesi için olanı da var. Onu da tavsiye ederim. Geçebiliriz. Fitness beslenmesi uzmanı kimdir? Düzenli olarak fiziksel aktivite yapan bireylerin beslenmeleri hakkında kanıta dayalı bilgilerle beslenme egzersiz arasındaki ilişki konusunda danışmanlık veren kişidir. Burada benim altını çizmek istediğim birkaç konu var etik açısından. Biz normalde beslenme programı yazabiliyoruz ama egzersiz programı öneremeyiz. Şu egzersizleri, tabii ki egzersizler hakkında fikir sahibi olmak zorundayız yaptığımız işten dolayı. Ama bir egzersiz reçetesi oluşturamayız. Bu spor eğitmeninin işi. Ayrıca spor eğitmenini önerdikten sonra kan tahlili de maalesef isteyemeyip ilaç öneremiyoruz, bunu biliyorsunuz. Bu konuda biraz çelişkiler var, kan tahlili görmeden nasıl diyet yazacağız şeklinde. Genellikle zaten spor yapmak isteyen bireylerin hali hazırda 6 aylık yaptırmış oldukları kan tahlilleri bulunuyor. Genel sağlık önerisi açısından siz hani kan tahlilinizi yaptırıp öyle gelin derseniz direkt doktora yönlendirmeden daha iyi olabilir. Biraz etik dışı kalıyor çünkü bizim öyle bir yetkimiz doğrudan yok. Devam edelim. İlk aşamada danışmanlık aşamalarında analizi ve toplama aşaması var. Dediğim gibi sağlık durumunu çok güzel bir anamnez almamız gerekiyor öncelikle. Besin intoleransları, besin alerjileri, her şeyini, bütün kanserleri, sağlıkla ilgili bütün verilere sahip olmamız gerekiyor.
gerektiği yerde boy antropometrik ölçümler, boy kilo vücut kompozisyonu, çevre ölçümleri. Bu çevre ölçümlerini genellikle spor salonunda çalışanlar için söylüyorum. Zaten şeyler tenisalarda yapılıyor. Şimdi görüntü gitti ama bazı iş yerlerinde veya merkezlerde de bunu mezura ile kullanım söz konusu. Biz çelik mezurayı tercih ediyoruz yine çevre ölçümlerinde. Antrenman hedefini öğrenmemiz gerekiyor. Öncelikle yağ yakımı için mi spor yapıyor yoksa kas kazanımı için mi? Çünkü bu noktada beslenme stratejileri değişebiliyor. Beslenme alışkanlıklarını öğreniyoruz. Normal diyet yazar gibi besin tüketimi kaydı, işte mutfak alışverişi, dışarıdan yeme sıklığı vesaire gibi kullanılan besin takviyeleri ve ilaçlar gibi. Devam edelim. Beslenme stratejisi belirleme işin en önemli kısmı burada başlıyor. Önce bütün bu verilerle genel beslenme önerilerini oluşturuyoruz. Yanlış uygulamalar varsa ki genelde oluyor, bunları belirliyoruz ve düzeltiyoruz. Varsa eksiklikleri gideriyoruz, takviye gerek olup olmadığını belirliyoruz. Bunu genellikle hekimle bir işbirliği içinde yaparsak daha iyi olur. Enerji makro ve mikro besin önerilerini hesaplıyoruz, antrenmana uygun beslenme planı yapıyoruz. Spor eğitmenleriyle yine işbirliği şeklinde. Gerektiği takdirde de yeni tariflerle programı zenginleştiriyoruz. Takip aşaması, geri bildirimler doğrultusunda yapıyoruz bu takip aşamasını. Danışanın hedefine yönelik ilerlemeyi takip ediyoruz. Normal bir beslenme danışmanlığından çok da bir farkı yok şu aşamaya kadar. Şu hatalardan kaçınalım. Dinlemeden anlatmayalım. Çünkü insanlar ilk başta dinlenmek, anlaşılmak istiyor. Beslenmeyi sil baştan da anlatmayalım. Maalesef ilk mezun olduğumuz senelerde hevesle bir anlatıyoruz en başından nedenini, sonucunu vesaire, ama insanlar gerçekten ihtiyacı olan kısımları dinliyorlar. Kimseyi başkalarıyla kıyaslamayalım. Erkekler için de bu geçerli, kadınlar için de geçerli fitness'la uğraşan. Çünkü bedenleri üzerinden kıyaslama yapıldığında yanlış beslenmelere veya yanlış spor yönelimlerine maalesef eğilimli oluyorlar. Aç bırakmıyoruz zaten ve de zorlamıyoruz. Bir de gerçekçi olmayan hedefler koymazsak çok iyi olur. Bir ayda 10 kilo verdireceğim, bir ayda 15 kilo verdireceğim gibi gerçekçi hedefler değil de normal haftalık 0.5 ile 1 kilogram arası yağ kaybını, kilo kaybını hedefleyelim. Kadın ve erkekte vücut bileşenleri var. Tabloda gördüğünüz gibi kas, esansiyel yağ, depo yağ, kemik ve diğer vücut sıvıları gibi. Bunları neden anlatıyorum? Çünkü yağsız beden ağırlığı, yağ ağırlığı bu noktada kalori hesabı yaparken işimize yarayacak. Esansiyel yağ bildiğimiz gibi beyin, sinirler, kalp, karaciğer organların etrafında çevreleyen yağlar. Bizim normal vücut fonksiyonlarını yerine getirmesi için gerekli olan yağlar. Kadınlarda bir tık daha fazla oluyor doğum ve laktasyonu artırmak için. Yağ ağırlığı ve deri altı yağ dokusu kas içinde depolanan trigliseritler. Yağsız beden ağırlığıyla yağ dokusu arasının dışında kalan ağırlık. Kas, kemik, esansiyel yağ ve diğer organları, vücut sıvılarının temsil eden ağırlık. Yağ kütlesi azalması ve yağ oranı azalması aynı şey mi? Yağ kütlesi kaybı ve yağ oranının düşmesi aynı şey değil. Yağ oranı vücutta bulunan yağ ağırlığının kişinin toplam ağırlığına oranı. Yağ kütlesi kaybında yağ miktarı kilo olarak azalıyor. Yağ oranında ise yağ miktarı sabit kalsa dahi yağ oranını biz azaltabiliyoruz. Yağ kütlesini azaltarak veya kas kütlesini artırarak yağ oranımızı, vücut yağ oranımızı azaltabiliyoruz. İdeal yağ oranı da erkekte %12, kadında %15 şeklinde. Değişelim. Fiziksel aktivite egzersiz arasındaki fark. Fiziksel aktivite enerji tüketimini artıran iskelet kaslarının katılımı sonucu oluşan vücut hareketleri. Fiziksel aktiviteye günlük yaptığımız işler, yürümeler, bilgisayar başında, ekran başında oturma bile dahil. Egzersiz ise fiziksel fitness seviyesini, yani vücudumuzun dayanıklılık, esneklik, kuvvet gibi fitness seviyelerini geliştirmek, korumak için yapılan planlı, ritmik, vücut tekrarlayan vücut hareketlerini biz egzersiz diyebiliyoruz. Egzersiz türleri de ikiye ayrılıyor. Normalde pilates, crossfit, fonksiyonel antrenman vesaire şeklinde de gruplara ayrıldığını bazı kitaplarda, kaynaklarda görebilirsiniz ama kısaca ikiye ayırıyoruz. Kardiyovasküler aerobik egzersizler, kuvvet veya direnç egzersizleri anaerobik egzersizler.
Aerobik egzersizler bildiğiniz gibi oksijen varlığında gerçekleşen yavaş, sürekli, ritmik, uzun sürede yapılan hareketleri kapsıyor. Genellikle büyük kas gruplarını kullanıyoruz. Yürüyüş, ip atlama, yüzme, bisiklet sürme, kürek çekme, ritmik dans gibi. Aerobik egzersizlerde maksimum VO2 değeri var. Bu maksimum VO2 değeri oksijen tüketim değerinin maksimumu. Aerobik dayanıklılığın bir göstergesi olarak anlatıyoruz. Aerobik egzersizlerin genellikle volüm maksimum değeri de %50 veya 85 maksimum kalp atım hızının %60 ya da 90 şiddetinde yapılan egzersizlerdir. Maksimum kalp atım hızı basit olarak 200 indeksi yaş şeklinde hesaplanabiliriz. Bir de o spor salonlarında vesaire görmüşsünüzdür, göğüs bantları, bir koşu bandına çıkartırlar insanları. Ve VO2 max'ı bu şekilde de ölçebiliyorlar. Maksimal oksijen tüketimi değeri. Anaerobik egzersizde kaslarda enerji ihtiyacında oksijene duymayan süreçler var. Kas büyümesi, hipertrofisi için ezlem, kısa sürede yüksek enerjiyle yapılan egzersizleri kapsar. Bir kas veya kas grubunu bir dirence karşı çalıştırır. Sıçrama, halter kaldırma, kısa mesafe koşusu, fitness, ağırlık kaldırma, vücut ağırlığıyla yapılan squatlar, pilates bandıyla yapılan kol hareketi de anaerobik egzersizdir. Enerji ihtiyacı hesaplama. Şimdi şöyle, bir egzersiz sırasında bir kişinin kaç kalori yakacağını belirleyen çok fazla faktör var. Yaş, cinsiyet, vücut kütlesi kompozisyonu, dediğimiz gibi yağsız vücut doku kütlesi, antrenmanın uzunluğu, antrenmanın yoğunluğu, egzersizin tipi, ortamın ısısı, nemi, kişinin dinlenik nabzı ve stres seviyesi gibi birçok faktörümüz var. Bu yüzden enerji ihtiyacı hesaplama, genellikle sorular buradan geliyor tahmin ediyorum. Nasıl enerji kalori hesabı yapacağız diye. Değişelim. Şimdi enerji dengesi, bildiğimiz gibi günlük alınan enerjiyle harcadığımız enerjinin dengesi. BMH bir kısmını BMH, besinlerin termik etkisi ve fiziksel aktivite oluşturuyor. Biz bu yolla enerji hesabında bildiğimiz gibi isteneceği kullanıyoruz. Enerji hesaplama formüllerinden hangisini kullananın bir fitness ve fitness sporcusuna diye gelecek olursak. Tabloda gördüğünüz formüllerin hepsi karşılaştırılmış, içinde erispenediğin de bulunduğu. Biz bunlardan bir sonraki slide'a geçelim. Cunningham'ı kullanıyoruz. Burada fiziksel aktivite düzeyine göre sporcuların enerji gereksinimleri. Kabaca bir tablo, isterseniz ekran görüntüsü alabilirsiniz. Genel fiziksel aktivite değeri, yani haftada 3 kez 30-40 dakika fiziksel aktivite yapan birisi için 25-35 kilogram gün başına veriyoruz. Bu da yaklaşık 1800-2400 kaloriye denk geliyor. Zaten belli bir fitness ve spor merkezlerinde çalışıyor olursanız kadınların ve erkeklerin belli aralıkları oluyor. Yaşa, kiloya göre tabii ki de değişiyor, fiziksel aktivitesine göre de. Dediğimiz gibi 1800 ile 2500 maksimum 3000-3500 kalorilere kadar çıkıldığı oluyor. Cunningham değil, formülünü kullanıyoruz dedi. Cunningham formülünde bize sadece yağsız doku kütlesini biliyor olmamız gerekiyor. Bu da dediğim gibi tentalarda genellikle zaten var. 370 artı 21.6 çarpı yağsız doku kütlesi şeklinde. Bu formülümüz, bu bazal metabolizma formülü için onu kullanıyoruz. Bazal metabolizma formülünü bulduktan sonra MET değeri var, metabolik eşdeğer diye bir değer. Kişinin dinlenme halinde bir dakikada yaktığı enerji miktarı. Profesyonel spor yapanlar için aktivite faktörü yerine 1.3-1.4 şeklinde yaptığımız aktivite faktörü yerine biz MET değerini kullanabiliyoruz. Bunu da MET değerinde aktivitenin değeri, şimdi söyleyeceğim hangi aktiviteye göre MET değerlerini. Aktivitenin değerini antrenmanın süresiyle çarpıyoruz, saat cinsinden, bir de sporcunun hali hazırdaki kilosuyla çarpıyoruz. Ben MET değerlerine bakmıştım. MET values diye zaten girerseniz bütün sporlara, tek tek sporların bütün MET değerleri var. Bizim fitness için resistance training değerini kullanıyoruz. 6, o da yani biz fitness beslenmesinde 6 değerini kullanacağız MET değeri için. Makro ve mikro besin öğeleri var şimdi. Karbonhidrat metabolizması. Genel bir fitness programı uygulayan amatör bireyler normalde diyetle zaten günlük karbonhidrat ihtiyacını karşılayabiliyorlar.
%45-55, yaklaşık bu da 3-5 gram bölü kilograma denk geliyor gün içinde. Fakat orta ve yüksek yoğunlukta antrenman yapan bireyler için %45-55 karbonhidrat yeterli gelmeyebiliyor. Örneğin futbol oynayan, normal spor mevkide futbol oynayan bir birey varsa düzenli miktarda %60'lara kadar, %70'lere kadar gerektiğinde çıkabiliyoruz karbonhidrat için. Orta yoğunluklu antrenman yapanlar için ise, yani haftanın 5-6 günü egzersiz yapan ve en az 2-3 saat yoğun egzersiz yapan sporcular için de günlük karbonhidrat ihtiyacını biz 5-8 gram arasında veriyoruz. Yani sizin çalışmak istediğiniz bireyin ne kadar yoğunlukta antrenman yaptığına göre biz karbonhidrat, protein, yağ değerlerini bu şekilde yoğunluğuna göre veriyoruz. Hani kalori ihtiyacın varsa günlük karbonhidrat, protein, yağ değerlerini antrenmanın yoğunluğuna, şiddetine göre ayarlarsanız daha rahat hesaplama yapabilirsiniz. Yüksek yoğunlukla antrenman yapanlar da haftanın 5-6 günü, en az 1-2 günü 3-6 saat olmak üzere yoğun antrenman yapan bireylerin de karbonhidrat ihtiyaçlarını toplam 8 ile 10 gram arasında kilogram başına veriyoruz. Protein metabolizması. Türkiye'de genel popülasyona yönelik sporcuların başlangıçta %15-20 bazal metabolizmanın verilmesini öneriyoruz. Bu da yaklaşık 0-8-1 kilogram arasına denk geliyor. Fakat antrenman yoğunluğu arttıkça biz 1.2 ile 2 grama kadar çıkılabiliyor. Şöyle 1.6 gram bölü kilogram protein alımının optimum olduğu bildirilmekte. Zaten 1.6'nın üzerinde bazı çalışmalar 1.6'nın üzerinde 1.8-2 gram arasında bir fark olmadığını gözlemlediler. Yani biz sporculara, fitnessle uğraşan sporculara çok fazla protein yüklememize gerek yok. 1.6 çok çok fazla yoğun fitnessla uğraşıyor haftanın her günü gibi daha fazla, dediğim gibi 2 gramlara kadar çıkabiliriz opsiyonel bir şekilde. Yağ metabolizması normalde orta derece yağlama öneriyoruz. Diyet yapan kişilere benzer %25-35, 0.5 gramla 1.5 gram bölü kilogram arasında. Şimdi antrenman öncesi menü planlamaya biraz giriş yapalım. Antrenman öncesinde 2-3 saat önce kuvvet egzersizlerinde, direnç egzersizlerinde 2-3 saat öncesinde bir kompleks karbonhidrat içeren ana öğün vermeliyiz. Bunun bağırsağı yormaması adına düşük yağlı ve düşük lifli olmalı. Antrenmandan yaklaşık 30 dakika önce karbonhidrat ve protein içeren kolay sindirilebilen bir ara öğün verebiliriz. Buzda fıstık ezmesi gibi klasiktir zaten. Antrenman sonrasında ise 1 ile 1.5 gram arasında bir ara öğün, gram bölü kilogram karbonhidrat içeren bir ara öğün verebiliriz. Bu öğüne protein eklerse eğer kas hasarını azaltıp kas protein sentezini artırabilen çalışmalar da var. Genellikle 3 birim karbonhidrat için 1 birim protein öneriyoruz antrenman sonrasında. Yani 3 gram karbonhidrat içeren bir şey vereceksek 1 gram da yanına protein ekleyelim. Antrenman öncesinde antrenman süresi ve yoğunluğuna göre ilişkilebilir, durumuna göre kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Mesela 20-30 dakika öncesinde açlık durumu varsa kişinin muz fıstık ezmesi, kuru meyve granola var verebiliriz. Açlık durumunda dediğim gibi 1 saat, 1.5 saat aç kalmış ve daha öncesinde bir öğün yapmamışsa daha kompleks karbonhidrat içeren, peynir, karbonhidrat artı protein içeren peynirli sandviç tarzında daha doyurucu ara öğünler verebiliriz. Antrenman sonrasında ise genellikle sıvı elektrolit kaybı da unutulan konulardan biri oluyor. Maden suyu, elma suyu şeklinde sıvı elektrolit kaybını önleyecek içecekler ya da sporcu içecekleri, genellikle sporcu içecekleri sudan bazı durumlarda daha etkin olabiliyor, önerebilirsiniz. Ayran hem protein hem karbonhidrat hem de sıvı ve tuz içermesi açısından aslında çok güzel bir içecek. Antrenman sonrası sıvı ihtiyacını dengelemek için. Kakao veya proteinli süt de içilebilir. Kakaolu süt, süte ayrı bir parantez açayım. Kas toparlanmasını artıran içecekler arasında kakaolu sütün bayağı bir önemi var. Katı besinler olarak da yulaf, yoğurt, ton balıklı sandviç veya salata, şık ıslık ezmeli sandviç vesaire verebiliriz. Şimdi vaka çözümlerine gelelim. 29 yaşında 1.78 boyunda 78 kilogram, yağ yüzdesi 112 olsun, yağsız dokusu da 68.6 kilogram. Günde 2 saat fitness yapan bir bireyimiz var. Fitness MET değeri dediğimiz gibi 6'ydı. MET değerlerinden tablodan bakmıştık. Yerine koyacağız şimdi formülde.
toplam enerji dediğimiz gibi BMH'da MET değerini topluyorduk. BMH Cunningham formülünde 370 artı 26.6 çarpı yağsız doku kütlesiydi ve buna bir de MET değerini ekliyorduk. 6 fitness değeri, antrenman süresi 2 saat, sporcunun kilosu da 78. Yerine yazıyoruz. Bu şekilde 2787 kilokalori çıkıyor toplam enerjisi sporcunun. Biz 2800'e yaklaşık yuvarlayabiliriz. Performans artırma ve kilo koruma programı olarak yazdım. Günde 6 öğün yapıyor. Kahvaltı saat 8'de bir porsiyon. Tortilla lavaşına normal lavaş da verebilirsiniz ya da beğenilen, istenilen herhangi bir ekmek türü de verebilirsiniz. Karbonhidrat kompleks, tam tahıllı karbonhidrat kaynakları da verebilirsiniz. Peynirli, sebzeli, avokadolu bir wrap yazdım. 3 yumurtalı omlet, domates, salatalık. Öğle yemeğinde antrenman öğle saatlerinden sonra yapıldığını düşünüyoruz. 5 civarında. 4.5-5 civarında. Öğle yemeğinde karbonhidrat artı protein içeren tavuk içeren bir sote. Yanına C vitamini için bol salata veriyoruz. Antrenmandan önce bir dilim ekmek üzerine bir kaşık fıstık ezmesi, bir orta boy muz veriyoruz. Antrenmana gidiyor. 2 saat dediğim gibi sonrasında 17.36 gibi 2 su bardağı kakaolu proteini süt verdim ben, kas hasarını azaltması açısından ve kas toparlanmasının hızlı olması açısından. Akşam yemeğinde de 250 gram kırmızı et, 1 su bardağı ayran, yoğurt, bir ince dilim ekmek veya fırın patates veya başka bir karbonhidrat kaynağı da verebilirsiniz. Her öğünde de 3 çorba kaşığı bir lor peyniri verdim. Kazein içeriği açısından bazı araştırmalar yatmadan önce kazein içeriğinin gece boyunca kas protein sentezini artırdığını destekliyor. O yüzden lor peyniri yazdım. Başka bir bu daha çok daha profesyonel bir yaklaşımla yazılan bir diyet. Başka bir vaka çözümüne geçebiliriz. 100 gram sanırım 1906 lavaş miktarı belirtilmemiş denmiş. Bu da bir kadın. Diğer normal bildiğimiz HES-Benedik yöntemiyle gideceğiz. Az önceki dediğim gibi daha profesyonel, düzenli spor yapan bir benim için. Bir spor salonunda çalışıyorsanız, çok profesyonel ilerlemek istiyorsanız Cunningham değerini kullanarak, MET değerlerini kullanarak yaparsak daha iyi olur. Soruları en son cevaplayayım isterseniz, çünkü böyle araya girmiş olacak. Bunu da anlatayım, ondan sonra soruları cevaplayalım. Bir de kadın başka bir sporcumuz var. 75 puanla 79 kilogram ama bunun amacı kilo kaybı. Haftada 3 kez de günde 1 saatten olmak üzere fitness antrenmanı yapıyor. Fiziksel aktivite değerini kullanacağız burada. Ortak 1.7 alacağız. Toplam enerji bildiğimiz BMH, fiziksel aktivite ve sindirim termik etkisini kullanarak az önce gösterdiğim formül tablodan bildiğimiz BMH'ı hesaplıyoruz kadın yerine koyarak. Normal bulunduğu kilodan hesaplıyoruz. Yani ben öyle hesaplıyorum. Normalde ideal kilosundan hesaplayıp hiç kalori açığı verilmeyen bir yöntem de var. Ama böyle hesapladığımızda genellikle ideal kilo, yaşa boya kiloya göre değişiyor, amaca göre değişiyor. Ben bu yöntemi daha doğru buluyorum. Kalori açığı oluşturmak, nitekim kalori açığı dışında zaten yağ kaybı hedefleyen bir yol yok. Bu yüzden besinlerin %10 BMH'ı %10'u termik etkisini ekliyoruz BMH'ı. Fiziksel aktivite değerini 1.7 orta aktif şeklinde alıyoruz. Haftanın 3 günü fitness yaptığını düşünürsek yaklaşık 1.7'ye denk geliyor. Toplam enerjisi 2900 kalori buldum. Normalde ideal yağ ağırlık kaybı için gereken kalori açığı 933 kalori olarak hesapladım. Yani ayda 4 kilogram ya da 5 kilogram verebilecek şekilde bir kalori açığı oluşturdum. Totalde 2000 kaloriye ihtiyacım var. Bir de şöyle bir hesabımız var bizim. Fiziksel aktivite düzeyine göre pratik bir hesabımız var. Genel fiziksel aktivite yapanlar için kilogram başına 25-35 kilokalori verebiliyoruz. Az önce gösterdiğim tabloyu da kullanabilirsiniz. Bu hesabı da kullanabilirsiniz. Dediğim gibi yani kalori hesabında sporcuyla çalışıyorsanız zaten kalorilere çok takılmamanız gerekiyor. Gün içinde yediği, içtiği vesaire çok takipli olmuyor. Zaten gramajlardan bile oynayabiliyor. Yani biz üniversitede öğretilenler kadar yoğun bir kalori hesabı yapmıyoruz. Ortalama bir kalori hesabı. Bu şekilde de hesaplayabilirsiniz. Zaten hepsi benzer aralıkta çıkıyor. Bu şekilde hesapladığınızda da 1975 kalori ile 2765 kalori, yani ortalama 2300 kaloriye denk geliyor. Bir arada 300 kalorilik kayma var. Ama dediğim gibi o da gün içinde tolere edilebilir bir düzey zaten.
Şimdi 2000 kalorilik zayıflama diyetine verelim. Kahvaltısı yine 2 yumurtayla hazırlanmış. Bu arada proteinleri, biz proteinleri bütün öğünlere eş zamanlı verirsek daha optimal bir menü olur. Aklınızda bulunsun. Yani proteinleri ben nasıl hani sadece öğlene, sadece akşama ya da sadece ara öğünlere değil de mümkün olan bütün öğünlere eşit miktarda dağıtmaya özen gösterelim. Ana öğünlere. 2 yumurtayla hazırlanmış omlet yazdım. Mantarlı. Siz bunu değiştirebilirsiniz. 2 yumurta yerine daha fazla peynir de verebilirsiniz. 50 gram bir peynir yazdım. Üçüncü dilim çavdar ekmeği, ekmekler vesaire. Bunlar dediğim gibi kişisel değiştirilebilir. Öğle yemeğinde yine makarna yazdım. Belli bir miktar ızgara. Bonfile 150 gram gibi. Yoğurt ve salata yazdım. Antrenman öncesinde de bir yemek kaşığı fıstık ezmesi. Bir orta boy muz, bir adet aktiviye yazdım. Antrenman sonrasında da bu biraz daha geç saatlerde antrenman yapan bir bireydi. Hemen antrenman sonrasında da bir su bardağı kakaolu süt ve iki adet hurma yazdım. Akşam yemeğinde de 100 gram haşlanmış veya sote tavuk, 2 dilim ekmek, bir porsiyon da sebze yemeği. Şöyle zaten yağ kaybı amaçlı yapılan diyetlerde esas aldığımız etken dediğim gibi kalori açığı. Yani normal kalorisini biz gün alması gereken kaloriyi hesaplayıp bir kalori açığı oluşturduğumuzda yağ kaybı dolacaktır. Yağ oranı yüksek bireylerde kalori açığı hem kilo kaybı hem yağ kaybıyla zaten sağlanabiliyor. Ama biz sadece yağsız kitleyi korumak istiyorsak genelde burada bir analitik süre söz konusu. Yani direnç antrenmanını yanı sıra bir de aynı kaloride kişinin aynı kilosunda bulunduğu aynı kaloride ya da daha fazla kaloride bir diyetle yağsız kitleyi koruyabiliriz. Hani ben kilo vermek istemiyorum, bulunduğum kiloyu korumak istiyorum, aynı zamanda kas kitlemi korumak istiyorum diyen bireyler için yağsız kitleyi korumak için de dediğim gibi ya aynı kaloride hali hazırda bulunduğu ya da biraz daha fazla kaloride diyet verebiliriz. Supplementler konusuna kısaca bir giriş yapayım dedim vaktimiz varsa eğer. Çünkü çok uzun bir konu. Supplement kullanmadan önce sorulması gerekenlerimiz var. Öncelikle ihtiyaç var mı? Supplementin klinik olarak etkisi var mı? Yani biz supplement önerebiliyoruz evet ama buna kişinin ihtiyacı var mı ve bu önereceğimiz supplementin araştırılmış klinik olarak bir etkisi var mı? Aynı zamanda uzun süreli ve kısa süreli kullanımda akut veya uzun süreli yan etkileri var mı, bunları bilmemiz gerekiyor. Maliyetle fayda analizini bilmemiz gerekiyor. Yani çok fazla paralar harcayıp çok az fayda verecek bir supplement yönlendirmesi yapmamız çok doğru olmaz. Özellikle sihirli değnek etkisi bekleniyor mu? Bu genellikle bizim halkımızın maalesef çok fazla bir beklentisi. Bir supplement kullanayım hemen kas kitlem artsın vesaire böyle bir düşüncesi varsa kişinin genellikle takviye kullanımından vazgeçirmek, gereksiz takviye kullanımından vazgeçirmek çok zor oluyor. Ayrıca takviyelerin içerisindeki herhangi bir maddeye karşı bireyin alerjisi var mı? Bunu da sorgulamamız gerekiyor. Şöyle takviyeler, takviye kullanımı pazarı çok büyük bir sektör. Gerekli gereksiz çok fazla öneriliyor, çok fazla kullanılıyor. Şu an hali hazırda zaten 123.8 milyar dolar. Şu an daha da fazladır muhtemelen bunlar 2019 verileri. 2027'ye kadar da %8 daha büyüme göstereceği tahmin ediliyor. Amerika'da biliyorsunuz supplement kullanım oranı çok yüksek, %70 olarak. En çok alınan 5 üründe dallı zincirli amino asit, kreatin, kafein, omega 3 ve bağışıklık takviyeleri. Biz şöyle bir sınıflandırmayı baz alıyoruz. Avustralya Spor Enstitüsü'nün geliştirdiği bir sınıflandırma var takviyeler için. A grubu desteklenen takviyeler, B grubu değerlendirme aşamasında bulunan yani daha fazla araştırmaya ihtiyaç gerektiren takviyeler. C grubu takviyeler anlamlı kanıt miktarı kısıtlı. D grubu da yasaklı takviyeler olmak üzere 4 gruba ayırmış. A grubu takviyelerin içinde kafein, kreatin, kırmızı pancar suyu yani bunları desteklenen takviyeler olarak alıyoruz. Gliserol, tıbbi takviyeler, çiğ kalsiyum, demir, multivitamin, probiyotik, magnezyum gibi. İzole protein takviyesi ve betalenin var. B grubu değerlendirme aşamasında olan takviyelerin içinde dallı zincirli amino asitler, lezin, izolesin, valin gibi. Tuvalsetin, L-karnitin, hidroksimetil, bitürat, balık yağları, fosfat, kurkumin, çinko, C-vitamini, enosetil, sistein var. Bunlar henüz etkinliği tam olarak kanıtlanmamış, yararlı olabileceğine dair düşünceler var.
fakat daha fazla çalışma gerektiren takviyeler. C grubu takviyelerde dediğim gibi anlamlı kanıt miktar kısıtlı. Bu A ve B grubunun dışında ve D grubunun dışında olan bütün takviyeler bu grubun içine alıyoruz. D grubu takviyeler genellikle zaten piyasada çok bulamayacağımız takviyeler yasaklı. Epidirin, sitrifin, sibutramin vesaire. Burada gördüğünüz bütün takviyeler yasaklı takviye olarak geçiyor. Uluslararası Spor İnstitüsü'ne göre. İsterseniz bunların da alabilirsiniz şeyle. Ben de düşünün. Dallı zincirli amino asitler genellikle spor yapanların en çok başvurduğu takviyelerden biri. Biz yeterli protein alımında takviye olarak alınmasına gerek görmüyoruz. Zaten proteini normal şartlarda alan bir biri ise dallı zincirli amino asitlere ihtiyacı çok kalmıyor ama vegan, vejetaryen bir bireyse ya da çok kaslı artık proteinle, besinle alamayacak düzeyde bir protein ihtiyacı, dallı zincirli amino asit ihtiyacı dolayısıyla varsa dengelemek adına verebiliyoruz, önerebiliyoruz. Kafein performansı geliştirmek için kullanılabilir. 3 ile 6 mg kilogram başına öneriyoruz. Kahve içersek diye sorular gelir muhtemelen. Kahve içerek bu orana ulaşmamız biraz zor. Tablet şeklinde kullansak performans geliştirme amaçlanıyorsa eğer daha iyi olabilir. Çünkü yaklaşık 5 espresso ile denk geliyor. Çok sürdürülebilir değil. Şöyle bir de 6 mg'dan fazla kilogram başına kullanımı yan etkilere sebep olabilir. Çok fazla kafein alımını da önermiyoruz bu yüzden. Kreatin enerji üretiminin ilk aşamasında ATP yapımı için kullanılan bir fosfat kaynağımız biliyorsunuz. Bu yüzden de maksimum eforun ardından dinlenmelerin geldiği sporlarda kreatin fayda gösterebilir. Ağırlık kaldırma, powerlifting, gülle atma, 100 metre, 400 metre, kısa mesafe koşu, boks, tekmanda gibi. Kas kreatin depolarını korumak için gereken doz da 2 ile 3 gram bölü gündür. Yani sadece kas deposunu koruma amaçlanıyorsa bu kadar 2-3 gram yeterli gelecektir. Bunun da bir üst limiti var. Kilogram başına 150-160 mikromol. Daha fazlası gastrointestinal rahatsızlıklara, baş dönmelerine, kas kramplarına, baş ağrılarına sebep olabiliyor. Kuvveti de kas dayanıklılığının toparlanmayı artırdığı da bazı çalışmalarca gösterilmiş. Omega 3 anti-inflamatuar etkileri var. Genellikle omega 3'ü diyet yapan bireylere zaten öneriyoruz. Haftalık çünkü günlük haftalık 2 gün balık alımı çoğu Türk insanında maalesef yeterli değil. Hiç, ben en azından 5 senedir günde haftada 2 gün balık yiyen görmedim henüz. Çok çok nadirdir. O yüzden omega 3 de önerebiliriz ama yine de daha fazla çalışmaya ihtiyacı var. Spor açısından yani spor kaynaklı kas toparlanması için amacıyla kullanmak isteyen bir birey için daha fazla çalışmaya ihtiyaç var ama genellikle önerilen bir takviye. L-karnitin yağ yakımıyla çok ilişkilendiriliyor. Buna yönelik yapılan çalışmalar henüz bunu kanıtlamıyor. Yani L-karnitin yağ yakımına yardımcıdır tam olarak diyemeyiz. Uzun zincirli yağ asitlerinin enerji üretimi için oksite edildiği mitokondriyal membran boyunca bu bildiğimiz görevli olmasından dolayı yağ yakımıyla ilişkilendiriyor. Ama bu süreç maalesef bizim egzersiz performansında artışa ya da yağ dokusu kaybına neden olmuyor. Bu yüzden zaten B grubunda daha fazla çalışmaya ihtiyaç olan takviyeler grubunda. Protein tozu, protein tozu ile ilgili de çok fazla bilgi karmaşası var. Besin yoluyla yeterli proteini alamayan sporcular için whey proteini kullanımını biz önerebiliriz. Yani az önce menüde kakaolu süt yerine whey proteini de yazabiliriz. 25 gram proteinin protein tozunun egzersiz sonrası için yeterli olduğu düşünülüyor, optimum olduğu düşünülüyor. Bitki bazlı protein tozları da var. Vegan beslenenler için onları önerebiliriz. Son zamanlarda zaten daha popüler. Bunların içinden de en yaygın bitkisel protein kaynağı soya. Soya proteini tüm temel amino asitleri içerdiği için tam protein olarak değerlendirilebilir. Genel olarak whey proteinleri şişkinlik gaz sorununa neden olurken bitkisel proteinlerde bu şikayetler daha az. Ama şunu da unutmayalım, yine birçok protein tozu üzerinde yapılan araştırmalarda her birinin en az bir tane civarsa bir kalbin gibi zararlı bileşenleri içerdiği gösterilmiş. Yani biz uzun vadede kullanımı çok önermiyoruz ama gerekli olduğunda kullanılabilir diyoruz. Protein tozu bu şekilde. Teşekkür ederim. Öncelikle güzel sunumunuz için çok teşekkür ederiz.
Oldukça kıymetliydi verdiğiniz bilgiler, çok akıcıydı. Çok keyifle dinledik. Tekrardan teşekkür ederim. Proteinli süt, hazır süt mü yoksa protein tozu mu var? Hocam denilmiş. Proteinli süt? Nerede o soru? Tam protein tozu mu anlamadım soruyu. Zaten... Proteinli süt, hazır süt mü yoksa protein tozu mu var hocam? Şöyle, protein tozu, süte protein tozu da karıştırılabilir gerekli olan durumlarda. Hazır proteinli, yüksek proteinli sütler de kullanılabilir. Dediğim gibi biz amatör sporcu, ya şöyle bir ayrım var, amatör sporculardan bahsediyoruz. Yoksa profesyonel mi? Çünkü profesyonel de iş başka konulara da gidebiliyor. Genel fitness yapan gündelik herhangi bir birey için yüksek proteinli de kullanılabilir. Sütler, hazır süt de kullanabiliriz. Kakaolu süt ben genelde öneriyorum. Dediğim gibi kas toparlanmasını artırıyor. Diğer içeceklere oranla yapılan bir çalışmada bahsedilmişti. Tamam, süper. Ekonomik olarak baktığımızda kırmızı et veya tavuk çok verilmeyebilir. Onlara alternatif olarak ne yapabiliriz denilmiş. Yani şöyle protein ihtiyacını karşılamak amacıyla mı soruluyor bu soru? Evet. Ekonomik olarak maalesef artık öyle bir dönemdeyiz ki biraz alternatif geliştirmek zor. Zaten haftanın belli günleri kurbaklagil veriyoruz. Antrenman yapın veren günlerde özellikle bağırsak çok yoğunlaması açısından. Yine hayvansal gıda vermek durumundayız. Ya da bitki bazlı proteinli ama bitki bazlı proteinlerinin minimum hayvansallar kadar iyi olmadığı için bu soruya nasıl cevap vereyim o yüzden bilemedim. Protein tozu önerebilirsiniz ama onun da fiyatı çok düşük değil. Bitki bazlı proteinlere tek kurbaklagillere yönelebilirler ya da yumurta peynir gibi protein kaynaklarını ama genellikle onlarla protein ihtiyacını tam karşılamak biraz zor. Biraz kişisel de bir soru. Ekonomik durumu, sosyoekonomik durum da önemli bizim için ama zaten verilen protein değerleri yani orta düzeyde ekonomik durumu olanlar için sanırım karşılanabilir değerler. Markadan markaya supplement fiyatları çok değişiyor. Evet. İçerikte yazanla gerçekte olan farklı olabilir mi? Supplementleri evet, Sağlık Bakanlığı mı denetliyor, Tarım Orman mı? Belirli bir standart olan tebliğ var mı hocam? Tarım Bakanlığı maalesef, keşke Sağlık Bakanlığı da denetlese takviye gıdaları. Şöyle, az önceki soru güzel bir soru bu arada. Takviye gıdaların içinde bunların listelendiği şeyler vardı. Fakat her takviye gıdanın içeriği konusunda da takviye markaları şeffaf davranamayabiliyor. O yüzden takviye gıdaları çok ciddi araştırmamız gerekiyor. Bunlarla ilgili şeyler, internet siteleri vardı sanırım. Onu da sunumun sonuna ekleyeyim. Takviye gıdaları yani çok şeyleri, saplanakları tek tek araştırabileceğiniz, içeriğini tek tek okuyabileceğiniz. Tamam, süper. Çok teşekkürler hocam. Kahvaltı yapmaya vakti olmayan, kilo kaybı hedefi olan kadın kardeşime antrenörü öğün yerine geçer adı altında shake olarak hazırlanan toz paketleri aldırmış ve antrenman sırasında da L-karnitin kullandırtıyor. Sizin öneriniz nedir acaba? Teşekkür ederim demiş. Haftada 3 gün antrenman yapıyormuş. Tamam, güzel. Shake'ler herhangi bir diyetisyen ve diyetisyen öğrencisinin nefret ettiği bir konudur muhtemelen. Çok önermiyoruz, hatta hiç önermiyoruz. Ben kişisel olarak bu konuda diyetisyenler bile bazen kendi içinde ayrılabiliyor. Ben çok önermiyorum çünkü kahvaltıya bizim geliştirebileceğimiz çok fazla hızlı hazırlanabilecek tarifler var. Zaten beslenme danışmanlığı verirken tarifler veriyoruz, hazırlıyoruz kişinin istek ve amaçları doğrultusunda. Shake yerine zaten L-karnitinin yağ yakımı konusunda etkinliği kanıtlanmadı. L-karnitini bırakmasını tavsiye shake'ler de çok kullanılacaksa çok acil, çok zararlı durumlarda kullanılsın diyebiliyorum ama bana kalırsa ben vermem. Çünkü hiçbir shake gerçekten kahvaltıda alacağımız protein karbonhidratların değerini maalesef karşılamıyor. Bağırsakları da yorması cabası. Kesinlikle. Peki, kreatin antrenman öncesi mi sonrası mı kullanılmalı hocam? Şimdi şöyle, kreatinlere yüklemeler falan var ama onlar daha profesyoneller için. Kahvaltıda genellikle antrenman yapılmayan bir gün kahvaltıyla ya da bir öğünle alınırsa daha iyi olur. Hı-hı. Ama o da işten kişiye de değişebilir. Amaca göre de değişebilir. Matcha tozunun ne gibi bir etkisi var? Neden yasaklı?
Matcha tozunu inanın araştırmadım ama sanırım çay şeklinde olanlar değil de toz haline getirilenlerin içindeki katkı maddeleriyle ilgili olabilir. Protein tozu alırken içindekiler kısmında nelere dikkat etmeliyiz, hangisini tercih etmeliyiz? Protein tozu, şimdi hidrolizatlar, ya bu konu çok uzun bir konu. İzolatlar var, hidrolizatlar var, kazein vesaire falan. Bunlar da antrenman yapan kişinin amaç ve amaçları doğrultusunda ve kişiye göre değişebilir. Ama protein tozu genellikle zaten spor salonları anlaşmalı olduklarıyla çalışıyorlar. Genellikle onlar size ihtiyaç kalmadan öneriyor zaten. Çok büyük bir sektör. Tek evet. Bir marka, ben genelde önermediğim için tek bir marka vesaire söyleyemem şu an. Tamam. Protein tozlarının içinde genelde topraklanmayı önleme amaçlı titanyum dioksit kullanılıyor. Bunun sağlığa etkileri hakkında düşünceleriniz nedir? Titanyum dioksit diyorduk. Titanyum dioksite gelene kadar başka zararlı bileşenler de var maalesef protein tozlarında. DNA'ya zarar verdiği hakkında yapılan çalışmaları duymuştum. Yani dediğim gibi ben zaten protein tozunu ihtiyaç olmadıkça uzun vadede kronik bir şekilde kullanılmasını desteklemiyorum. Tamam. Şimdi hocam, kas kazanmak, vücut geliştirmek için spora başlayan biri ama aynı zamanda olması gereken kilosun üstünde ve yağ oranı yüksekse bu kişiye nasıl bir yol izlemeliyiz? Bu kişiye kilo kaybını destekleyici bir şekilde başlamamız gerekiyor. Direkt kas kitlesi, yani şöyle kas kitlesini artırmaya yönelik de gitseniz yağ oranı belli bir sümekte düşünmemiz gereken bir yağ oranı olduğu için yani yağ kaybı hedeflenmeli. Zaten yağ kaybından sonra yağ oranı otomatik düşüyor. Bununla birlikte sonrasında da yapılan egzersizlerle birlikte, spor etmenin hazırladığı egzersizlerle birlikte kas kazanımı hedeflenmeli. İlk etapta bakacağımız şey yağ kaybı olmalı. Yani buna yönelik bir yol izlemeliyiz. Önce ideal kilosuna, ideal yağ oranına getirmek için. Normalde yağ kaybı için konuşuyoruz hep, yağ kaybı, kilo kaybı vesaire, bir miktar kas kaybı da oluyor ama bu çok çok yüksek miktarlarda değil. O yüzden hani zayıflarsam kaslarım erir vesaire gibi durumlar söz konusu değil. Bu spor yaparken laktozsuz süt kullanmak istiyorlar. Hocam siz bu konuda ne düşünmek istiyorsunuz? Laktoz intoleransı olan bir bireyse ya da süt içiminde rahatsızlıklar duyuyorsa gastrointestinal sisteminde sıkıntı yok, kullanabilir. Bir de şu soruyu son olarak sorayım hocam, sizi daha fazla yormayalım. Kendimizi bu alanda geliştirmek için neler yapabiliriz? Çünkü dediğim gibi okulda oldukça yetersiz kalıyor maalesef bu alanda eğitimlerimiz. Bu konuda fikirlerinizi merak ediyoruz. Maalesef yani okulda yetersiz kalıyoruz ama aldığımız eğitimlerde de yetersiz kalıyoruz. Mümkün olan bütün eğitimlere katılmalarını öneririm. Dediğim gibi spor endüstrisinin düzenlediği eğitimler güzel. Ona bir bakabilirler. Diğer diyetisyenlerin, profesörlerin vesaire eğitimleri de var tek tek ama onlarda vaka çözümü olanları tercih etmenizi öneririm. Bir de bu sektörde çok fazla bilgi karışıklığı var. Çalışmalarca desteklenen konular söyleniyor ama bazı çalışmalar hiç randomize, çift kör, plasebo destekli vesaire mi diye bakmıyoruz. Maalesef bir literatür taramada da eksiğimiz var. Çalışma okurken de randomize, çift kör olmasına dikkat edin. Hani her çalışma işte şu çalışma sonu gösteriyor doğrudur diye bir şey yok. Çalışmaları tararken de dediğim gibi kontrol grubu mutlaka olsun. Aksi takdirde çok fazla kaynak, çok fazla bilgi karışıklığı oluyor. Şöyle os günü ve antrenman günleri ayrı ayrı mı? Hayır. Genel hesaplıyoruz. Aylık zaten belli. Met değeri antrenmanlarda met değerini kullanıyorsak, Cunningham formülünü kullanıyorsak zaten haftanın belli günleri, belli aralıklarda antrenman yapan bireyler için diyet yazıyoruzdur. O yüzden genel kalori normalde yazar gibi. Hani fiziksel aktivite yerine met değerini koyuyoruz. Normalde de bir aylık diyet yazdığımızda en az her gününü hesaplayacak biçimde koyuyoruz ama dediğim gibi haftanın belli günleri çok yüksek yoğunlukta bir antrenman varsa ya da siz diyet yazdınız bir anda antrenman programı değişir, tabii ki yenilemeniz gerekiyor. Harcayacağı kalori artacağından ötürü. Hocam, BK'yı 19 olan ancak sarkopenik obez olan, yağ oranı fazla olan biri nasıl bir süreç izlemeli? Kilo mu vermeli yağdan yoksa kas mı kazanmalı? Yaş kaç? Yani yazılmamış. O evet, belirtilirse daha iyi olur. Yaş 23.
Ha, ismi ketojenik beslenme. Bu da güzel. Aklımdaydı ama unuttum. Güzel bir soru. İf veya ketojenik beslenmek isterse. Şimdi şöyle, profesyonel sporcuların neredeyse hiçbiri ketojenik beslenmiyor diyebilirim. Çünkü biz karbonhidrattan elde edeceğimiz enerjiyi daha hızlı elde ediyoruz. Kas glikojen depolarını korumak amacıyla da ketojenik diyette böyle bir şey maalesef mümkün değil. Yani kişi eğer ketojenik diyeti hayatına devamlı olarak sürdürülebilir bir şekilde idame ettirmek istiyorsa, ki bu konuda yapılan çalışmalar da var, çok sürdürülebilir olmadığı konusunda ketojenik diyetin, önermiyoruz. Yani hele de düzenli hayatı boyunca bir antrenman düzeni olan bir bireyse ketojenik diyet yapması performansını düşürür. Çok önermiyoruz. Düşük karbonhidratlı diyetleri bir nebze daha önerebiliriz. Yeterli proteini sağladığında, o da yine kişiden kişiye amaca göre değişebilir. Hani amacı kas kazanımıysa tabii ki çok düşük karbonhidratlar veremiyoruz. Arada genellikle ketojenik diyeti çok fazla kaslı olan bireyler vücudu biraz daha inceltmek, parçalamak için kullanıyorlar. Dediğim belli sürelerde, o da devamlı değil. Yani ketojenik diyeti çok önermiyoruz. Aralıklı oruç denenebilir mi? Aralıklı orucun da yani antrenmanda biraz zorlanırsınız. Antrenman programı hazırlayan da zorlanır. Sonrasında beslenme yapan da zorlanır. Ama illa öyle if yapacağım, aynı zamanda antrenman yapacağım diyorsa da, ona uygun aralıklı orucu sadece iki öğün değil de bir antrenman sonrası saklı öğünle ekleyebiliriz. Ya da öncesine. Bu şekilde ekleyebiliriz, ağırlayabiliriz. Tamam, o zaman son 3 sorumuzu soruyorum. Ürik asit düzeyi fazla çıkan, fitness ile uğraşan bir kişi protein düzeyi ve tür açısından nasıl bir beslenme tercih etmeli? Ürik asit düzeyi, burada klinik beslenme de var sanırım. Öncelikle bunu doktor işbirliğiyle yapmamız gerekiyor. Çünkü dediğim gibi burada klinik tedavi var. İlk başta sporla ilgili beslenmeden önce akut olan düzeltilmeli. Önce ürik asit düzeyini bildiğimiz yoldan düşürmeye yönelik bir beslenme tercih etmemiz gerekiyor. Yani yüksek protein veremeyiz burada. Spor ikinci planda kalması gerekiyor. Çünkü dediğim gibi klinik bir tablo var. Burada hekim işbirliğiyle birlikte önce acil olan tedavi edilmeli. Tamam. Peki, GUT hastası olan bir bireye supplement mi önerebiliriz protein kaynağı olarak? Supplement mi önerebiliriz protein kaynağı olarak? Yani protein yerine supplement mi verelim diyor. Evet, sporla uğraşan sanırım. Protein tozu mu verelim diyor. Evet, supplement mi verebiliriz diyor. Hani ne önerebiliriz diyor. Supplement önerebilir miyiz diyor. Aşağı böbrek hastalıklarında takviye mümkün olduğunca zaten takviye vermiyoruz. Protein alımı vesaire de bildiğimiz gibi hesaplı taplı gidiyor. Çok düşük düzeyler bile önemli. O yüzden GUT hastası bir bireyin zaten spor yaptığında alacağı protein hesabından önce tedavi amaçlı gitmesi gerekiyor. Yani bunlar klinik beslenme. Tamam. Öyle bakmamız gerekiyor olarak, spor beslenmesi olarak değil. ALT ve AST düzeyleri çok yüksek olan, haftada 3 gün egzersiz yapan birine nasıl öneriler verebiliriz? Yağ kaybı amaçlayan, hani ilk etapta yağ yakımını destekleyen bir yol izlememiz gerekiyor. Karaciğer yağlanması da vardır muhtemelen. Bu şekilde. Tamam. Peki iş sebebiyle geç saatlerde çıkan geç saatlerde spor yapmak durumunda olan birisine antrenman sonrası nasıl bir öğün planlanabilir? Saat 21-23 gibi antrenman yapıp saat 00:30-01 gibi de yatıyorsa. Şimdi şöyle, antrenman saatleri hakkında da konuşmadık. Güzel bir soru. Normalde öğle akşam saatleri arasında 2 ile saat 7 arasında kaslarımız daha esnemeye yatkın olduğu için yapılan antrenmandan daha çok verim alabildiği söyleniyor. Ama şöyle bir şey var, en iyi yapılan antrenmandır. Yani o yüzden saat kaçta yaptı, işte sabah mı yapılmalı, akşam mı yapılmalı, öğlen mi yapılmalı sorularına, yani akşam üzeri yapılan antrenmanlarda daha çok verim alındığı bilinen bir şey. Fakat o saatlerde antrenman yapması gerekiyorsa, gece vücut daha yıkımına odaklı olacağı için çok fazla mideyi bağırsağı yoğmayan bir menü yazmamız gerekiyor. Bununla birlikte başka bilgiler de bilmemiz gerekiyor tam bir menü planlayabilmemiz için. İlk öğünü saat kaçta, hangi aralıklarla besleniyor, kaç öğün besleniyor. Yani mümkün olduğunca mideyi yormayacak bir plan yapmamız gerekiyor.
zaten bu kadar geç saatlerde yapılan antrenmanlardan da çok fazla verim alınamıyor. Evet. Ama yine de yapılması taraftarız. Tamam, teşekkürler. Son sorumuzu soruyorum. Hocam peki haftada 2 gün farklı, 2 gün farklı spor dalı. Örneğin 2 gün koşu, 2 gün boks gibi yapılıyorsa enerji hesaplaması nasıl olur? Direnç egzersizine giriyor. Bunlar sadece aerobik egzersiz değil, anaerobik egzersiz de söz konusu burada. Sunumu zaten paylaşacağım sizinle. Normal kuvvet egzersizi yapıyormuş gibi düşünüp ona göre hesaplayacağız bütün değerlerini. Tamam. 1.6 değerleri duruma göre 2'ye kadar çıkabiliyoruz. 1.82'lere kadar çıkabiliyoruz günlük protein için. Çok teşekkür ederiz kıymetli bilgileriniz için. Oldukça keyifli bir sunumdu. Başka etkinliklerde de sizi görmek çok isteriz. Ben teşekkür ederim. Çok heyecanlıyım. Aralarda takıldıysam kusura bakmayın. Ben de çok keyif aldım. Normal Instagram hesabımdan veya mailimden de bir soru gelirse sorabilirler çekinmeden. vietderyasi@gmail.com Gmail hesabım vietderyasi de Instagram hesabım. Çok teşekkürler tekrardan. Yani paylaşmayı çok sevdiğiniz çok belli. Oldukça bilgilisiniz, donanımlısınız. Sizden öğreneceğimiz çok şey var. Dediğim gibi farklı etkinliklerde tekrar sizinle görüşmek çok isteriz. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. İyi akşamlar. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.